Merhaba değerli dostlar. Bugünkü stüdyo konuğum Zeytinburnu Şanlıurfalılar Dernek Başkanı Murat Tufan. Murat Tufan 3 dönemdir kongrede seçilerek Zeytinburnu Şanlıurfa Dernek Başkanlığı yapıyor. Kendisi Zeytinburnu'nda Şanlıurfalıların tarihini, kültürünü, göreneklerini, adetlerini tanıtıyor. Daha önce kültür merkezinde çok güzel sıra geceleri yaptı. Bizlere de davet etti, katıldık. İstedik ki yeni dönemde, gerçi pandemi süreci var ama yine de etkinlikler, programlar yapıyorlar. Neler yapacaklar, düşünceleri, projeleri, planları nedir konuşalım. Başta Zeytinburnu'ndaki dostlarımız olmak üzere akabinde de Şanlıurfa'yla ilgili insanların merak ettiği konularla alakalı başkanıma benim birkaç tane sorum olacak. Başkanım cevaplandıracak. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Cumartesi günü bir kongre yaptınız. Delegelerin üçüncü kez sizi başkanlığa layık gördüler. Ben öncelikle tebrik ediyorum, kutluyorum. Tabii daha önceki dönemlerinde biz çalışmaları yakinen takip ettik. Özellikle sıra geceleri olsun, yöresel günlerdeki Urfa kültürü tanıtma olsun, güzel çalışmalar yaptınız. Şimdi pandemi dönemi var. Birçok dernek yüz yüze çalışmalarını azalttı. Siz de onlara uydunuz. Zeytinburnu Şanlıurfalılar Derneği olarak neler yapıyorsunuz? Önce kendinizi biraz tanıtın. Akabinde derneği tanıtın. Neler yapıyorsunuz, neler yapacaksınız? Mikrofon sizde. Teşekkür ediyorum öncelikle. Zeytinburnu Şanlıurfalılar Derneği 2014 yılında Zeytinburnu'na kurulmuş bir derneğimiz. Kurulduğu günden bu zamana kadar yaptığı faaliyetler Zeytinburnu ve İstanbul civarında takip edilen, takdir edilen bir dernek. Biz dernekte sadece sıra gecesi yapmıyoruz. Hanımlara kahvaltı, sohbet, türbe gezileri, müze gezileri, Ramazan'da yetim çocuk giydirme programları yapıyoruz. Erzak hemşerilerimize dağıtıyoruz. Onun dışında Şanlıurfa'mızla alakalı en son 2019 yılında kültür merkezinde çok katılımlı, çok güzel bir sıra gecesi yaptık. İnanç ve kültürlerin toprağında doğduğu, medeniyetlerin kavşağında buluştuğu, ilk buğdayın ovasında ekildiği, mimarinin ve ilahi dinlerin ilk defa tapınaklarında şekillendiği tarihin başlangıç noktasıdır Şanlıurfa. İnsanoğlu bu topraklarda Rabbini aramış, inancının peşine düşmüştür. Bu inanç uğruna Göbekli Tepe'yi inşa etmiştir. Göbekli Tepe, insanlığın bilinen ilk tapınağıdır. İnsanlık yerleşim tarihini 12 bin yıl geçmişe götürmüştür. İbrahim peygamber bu topraklarda ateşe atılmış, Nemrut'un kızı Ayın Zeliha bu topraklarda İbrahim peygambere aşık olmuştur. Allah, ateşe İbrahim'e karşı serin ve selametli ol emrini bu mekanda vermiştir. Hemşerilerimiz misafirperverliği ve bereketi yine bu beldede Hazreti İbrahim sofrasında öğrenmişlerdir. Hazreti Eyüp bu topraklarda şifa bulmuştur. Dünya sabrı bu makamlarda öğrenmiştir. İnsanlar Hazreti Eyüp'ün sabrına koşar olmuştur. Şuayb peygamber bu topraklarda çobanlık yapmış. Hazreti Musa bu topraklara misafir olmuştur. Harran şehri, bağrında taşıdığı kültür varlıklarının yanı sıra tarihsel misyonuyla din, kültür, sanat, edebiyat, felsefe ve astroloji gibi alanlarda dünyanın ilk üniversitesi olarak ilim ve irfan yurdu olmuştur. İbn-i Teymiye, Sabit bin Kurra, Sinan bin Sabit, Ümmül Hayr, El-Battani, Cabir bin Hayyam bu bereketli topraklarda yetişmiştir. Bilim, Harran şehrinden dünyaya ilham olmuştur. 1400 yıl önce atalarımız bu topraklarda ayı yıldızı güneşi incelemiş, fen, kimya, matematikte dünyaya örnek olmuşlardır. Alır Şanlıurfa sokakları sizi geçmişe. Urfa sokaklarında ve evlerinde dolaşırken, nahit taşların serinliğini, şanlı mimarimizin derin manalarını hissedersiniz. Kendinizi tarihi İpek Yolu hanlarında bulursunuz. Mimari harikası Urfa evlerinde hayat vardır. Urfa evleri, geniş avlusu ortasında havuzu, asma, nar, incir, ağaçları ve kuş evleriyle, gökyüzüyle buluşan ferah mekanlardır.
tarihi şehir çarşılarını gezerken sizi bereketli bir geçmişle yüzleştirir. Burnunuza çarpan izot ve baharat kokularıyla yöresel el işçilikleri tarihi yolculukta size rehberlik ederler. Müzik şehridir Şanlıurfa. Fırat'ın incisi Bilecik'te Türk halk müziği sahne aldığında, Bozova ve Hilvan'da davul zurnayla halayla tutulmuştur bile. Akçakale ve Harran'da yüksek ritimde rebani oynanırken, Siverek'te dengbejler saatlerce ağıt yakar. Viranşehir Şivan Perver'in memleketidir. Kürt müziğinin yurdudur. İlçelerimizde hava karardığında Şanlıurfa merkezde sıra geceleri çoktan kurulmuştur. Size bir uzun hava, gazel ve hoyratın lezzetini tattırır. Genç kardeşimin kavalı ve neyle gönüller mest olmuştur. Fırat Nehri Peygamberler Şehri Şanlıurfa'ya hayat verir. Eteklerindeki kel aynakların neslini korur. Tek tek milli parkında ve dünyanın en büyük çiftliği Ceylan Pınar Çiftliği'nde ceylanlar gezer. Suruç Ovası'nda dünyaca ünlü Arap atları yarışır. Kuşlar insanları peşine takıp gökyüzünde hayranlıkla izleyeceğimiz taklalarını çoktan atmıştır. Cenab-ı Allah Peygamberler Şehri'ne cömert davranmıştır. Harran pamuğun yurdudur. Halfeti sakin ve saklı bir cennet parçasıdır. Siverek'te Takoran Kanyonu'nda bir sefer alır götürür sizi Karacadağ eteklerindeki kayak merkezine. Kara Ali kaplıcalarında şifa bulursunuz. Ceylan Pınar Çiftliği'nde peynirin, yoğurdun, tereyağının doyumsuz tadına varırsınız. Burası medeniyetlerin beşiği, insanlığın eşiğidir. Burası yukarı Mezopotamya'nın kalbi Urfa'dır. Burası Edessa'dır, Ruha'dır, Şanlıurfa'dır. Memleketinize hoş geldiniz. Geleceğim Zeytinburnu platformu sunar. Zeytinburnu dendiği zaman kimilerine göre gecekondu semti, kimilerine göre varoş, kimilerine göre de geri kalmış bir ilçe olarak düşünülse de biz bu görüşlerin hiçbirine katılmıyoruz. Bize göre burası İstanbul'un fethine karargahlık yapmış çok değerli bir ilçedir. Çünkü kültürümüzde şerefül mekan bilmekin, yani bir yerin şerefini ve önemini arttıran şey, orada yaşayan ve yaşamış olanların katmış olduğu değerle ölçüldüğünü büyük zatlar hep ifade etmişlerdir. Zeytinburnu ilçesine değer katan birçok önemli şahsiyet ve mekanın olduğunu birçoğumuz biliyoruz. Biz burada hepsini sayacak değiliz. Ancak meramımız anlaşılsın düşüncesiyle birkaç örnek vermek isteriz. Bu ilçeye önem katan değerlerin başında Hatemül Enbiya, yani son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 27. göbekten torunu olan Seyyid Nizam Hazretleri. Yine büyük bir zat olan Merkez Efendi Hazretleri, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal, şehit başbakanlardan merhum Adnan Menderes, en zor şartlarda bu ülkeye hizmet etmiş merhum başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan başta olmak üzere, devlet adamı, sanatçı, yazar ve birçok düşünürün ebedi yurt olarak tercih ettiği Zeytinburnu ilçemize şeref katan o kadar çok değerli ebedi şahsiyet var ki, onları anlatsak saatlerce zaman alacağından eminiz. Zeytinburnu hakkında şunları da ifade edelim. Zeytinburnu 1957 yılında İstanbul'un 14. ilçesi olarak kayıtlara geçmiştir.
İstanbul'un Avrupa yakasında yer alan ilçenin yüz ölçümü ise 12 kilometre karedir. İlçenin Kazlıçeşme, Telsiz, Beştelsiz, Yeşiltepe, Gökalp, Nuripaşa, Merkez Efendi, Veli Efendi, Yenidoğan, Maltepe, Sümer, Çırpıcı ve Seyit Nizam olmak üzere toplam 13 mahalleden meydana geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son resmi sayımlarına göre nüfusu 288.743 olmasına rağmen son dönemlerde yaşanan hızlı iç ve dış göçle bu rakamın 360.000'i geçtiği tahmin ediliyor. Zeytinburnu, İstanbul'un fetih tarihi olan 1453 yılından 1947 yılına kadar şifalı su ve güzel bağ ve bahçeliklerin olduğu İstanbul'un en güzel gezinti ve zaman harcanan yerlerinden birisi olarak ün yapmıştır. Bu ünü Cumhuriyet'in ilk yıllarında çevresine yapılan tekstil fabrikalarında çalışmak üzere Anadolu ve Trakya'dan gelen vatandaşlarımızın başımızı sokacak bir yerimiz olsun mantığıyla işgal ettikleri hazine yerlerine yaptıkları derme çatma mekanlarla ilçenin o güzel imajı gecekondunun başkenti olarak ne yazık ki değişti. İstanbul'un surlarından dışarı açılan önemli bir penceresi konumunda olan Zeytinburnu ilçesinin doğusunda Fatih, kuzeyinde Bayrampaşa, batısında Güngören, Bakırköy, güneyinde ise Marmara Denizi ile çevrilidir. Sohbet, türbe gezileri, müze gezileri, Ramazan'da yetim çocuk giydirme programları yapıyoruz. Erzak hemşerilerimize dağıtıyoruz. Onun dışında Şanlıurfa'mızla alakalı en son 2019 yılında kültür merkezinde çok katılımlı, çok güzel bir sıra gecesi yaptık. Ve bu şekilde Zeytinburnu'nda faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Tabii ki pandemi öncesi ve pandemi sonrası dernekçiliği konuşmak gerekirse, şu anda pandemiyle alakalı bütün dernekler sıkıntıda. Yani özellikle de kirası olan dernekler artık dayanacak bir gücü kalmadığını görüyoruz. Ben aynı zamanda derneklerle alakalı çok fazla ilgi alakam var. Yeni dönemde nasıl olur, nasıl gider? Bu hastalık bitmeden artık derneklerin faaliyet yapma şansı şu anda kısıtlandı. Önümüzde bir Ramazan var. Tabii ki Ramazan'da gene derneğimiz hemşerilerimize erzak dağıtımı yapacak. İhtiyaç sahibi insanlarımıza ulaşacağız. Yetim, yoksul, ihtiyaç sahibi çocuklarımızı giydireceğiz. Faaliyetlerimiz bu şekilde devam ediyor Hüseyin Bey. Hüseyin Bey, her şey yaşayan organizma. Yani bugün ilçelerde aynı, derneklerde aynı, siyaset de aynı. Yani pandemi öncesi ve pandemi sonrası diye ayırmak lazım. Ama tabii ki bu hastalık gerçekten yani toplumu derinden zedeledi. İnşallah bir an önce bu hastalığın bitmesini bekliyoruz. Peki başkanım, şimdi geçen gün Mardin ve Şırnak bölgesinde 30 köyü oluşturan bir aşiret derneği, Ömerka Derneği geldi. Onların başkan vekiline ben bir soru sordum. Dedim ki şu an tabii pandemi inşallah bir gün bitecek. İlelebet devam etmeyecek. Şimdi siz ne kadar belge üzerinde Urfa'yı anlatırsanız anlatın, İnsanların gidip orayı gezip görmesi, dokunması farklı bir şey. Nasip kısmet olur, yaşar isek, pandemi de biterse, önümüzdeki süreçte şartlar uygun olursa Zeytinburnu'ndaki mülkidar amirlerimizi, dernek başkanlarımızı, kanat önderlerini bir Urfa seyahati düşünür müsünüz? Projenizde var mı yok mu? Çünkü Urfa sıradan bir il değil. Herkesin mutlaka rüyalarına giren bir şehir. Peygamberler şehri. Ne düşünüyorsunuz? Bir hayaliniz, düşünceniz var mı? Öncelikle soru için çok teşekkür ediyorum. Yerinde bir soru. Bu dediğiniz programı biz 2016 yılında yaptık. Yani buradan 2 otobüs, 80 kişi. Özellikle dikkat ettiğimiz husus, Urfa'ya gitmemiş, Urfa'yı görmemiş insanların Urfa'yı görmesi. O zaman derneğimiz ulaşım masraflarını tamamen kendi bünyesinde halletti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'mizin misafirhanesinde 3 gün buradan götürdüğümüz misafirleri orada ağırladık. Hem il merkezini hem ilçeleri dolaştırdık. Bana bu konuda çok talep geliyor. Yani hakikaten çok talep geliyor. Evet, evet. Onun için dedim çok yerinde bir soru.
İnşallah bunun altyapısını oluşturmak lazım. Yani tabii ki gene götüreceğimiz insan sayısı sınırlı olur. Çünkü onları orada ağırlamak, gezdirmek kolay bir mesele değil. İnşallah Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy Bey'le bu konuyu kendisiyle konuşacağım. Kendi fikir ve düşüncelerini de alacağım. İnşallah biz istiyoruz ki hem belediye başkanımız hem mülki amirlerimizle beraber, vatandaşlarla beraber Urfa'ya gidelim. Urfa'yı gezelim. Dünyanın en eski açık müzesi Şanlıurfa'da Balıklı Göl. Evet. Ve son zamanlarda popüler olan Göbekli Tepe. Oraları gezmek lazım. Halfeti'ye gitmek lazım. Harran'a gitmek lazım. Balıklı Göl'e gitmek lazım. Makam-ı İbrahim'e, Eyüp Peygamber'in sabrına gitmek lazım. Evet. Yani Mezopotamya çok bereketli toprak. Yani Güneydoğu'yu gezmek lazım. Yani biz nasıl Karadeniz'i gezmek istiyorsak Karadeniz insan da Güneydoğu'yu görmek istiyor. İnşallah benim en büyük düşüncelerimden biri bir Karadeniz Derneği ile beraber bu işi organize etmek. Tabii yani biz Karadenizli hemşerilerimizi Urfa'ya götürelim. Onlar da bizi Karadeniz'e götürsün. İnşallah niyet iyi, akıbet iyi olur inşallah. Bakalım önümüzdeki günler bize neyi gösterecek. Teşekkür ederim. Başkanım, Urfalılar Derneği dışında siz Akil İnsanlar Derneği'ni kurdunuz. Aynı zamanda Zeydef'te görevleriniz var. Yani dernekçi bir insansınız, esnafsınız, iş adamısınız. Zeytinburnu'ndaki dernek, vakıf, STK oluşumlarıyla ilgili söyleyecek sözünüz var mı? Nasıl görüyorsunuz? Daha iyisi olabilir mi? Neler yapılmak gerekiyor? Akil insanı ne yapıyorsunuz? Öncelikle pandemiden dolayı kongreler Mart ayına sıkıştı. İlçemizde de birçok derneğimiz kongrelerini yaptılar, tamamladılar. Tamamlayacak olanlar var. Ben seçilmiş bütün başkanlara ve yönetimlere başarılar diliyorum. Tabii ki Zeytinburnu Akil İnsanlar Derneği'nin amacı şu. Yani burada farklı bir şey yapmak. Yani topluma dokunmak. Toplumun beklentilerine cevap vermek. Mesela benim Türkiye genelinde en büyük problemlerden biri madde bağımlılığı. Madde bağımlılığıyla alakalı bir seminer yapmak istiyoruz. Pandemi biterse inşallah. Mesela sokakta yaşayan vatandaşların devamlı ikame edilebileceği bir proje oluşturarak onu proje haline getirip gerekli makamlara sunup onlar için ne yapabiliriz? Sadece insanlar için mi? Hayır, hayvanlar için de öyle. Yani başıboş, evet, onlar olmazsa olmaz, başıboş bırakamayız onları. Yani bugün hayvan sayısı tamamen yükselirken onları idame etmek de zorlaşıyor. Birçok hayvan derneği var, bakıyorum yetişemiyorlar, yetişmeleri de mümkün değil. Bu mülki amirlerle beraber yürütülecek projeler. Şimdilik bununla şey kalalım, inşallah biz de ayın 17'sinde Zeytinburnu Akil İnsanlar Derneğimizin kongresini yapacağız. Kongreyi yaptıktan sonra yönetimdeki arkadaşlarımızla oturacağız. Bir yol haritası çizeceğiz. O zaman onlar netleşince daha size ayrıntılı bilgi veririz diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim başkanım. Galiba konuşulması gereken birçok şey konuştuk. Tabii burada sadece bir virgül koyuyoruz. Önümüzdeki süreçte inşallah temennimiz yaz ortalarına pandeminin daha hafifleyeceği yönünde. Her şey pandemiye bağlı başkanım da söylediği gibi. Tabii Murat Başkan'ın bir tek şapkası yok. Birçok dernek, vakıf, iş aleminde, yönetimde bulunuyor. Ben kendisine çok teşekkür ederim. Pandemisiz günlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.